Türkiye şu anda Milli Eğitim Bakanı'nın laiklikle ilgili sözlerini konuşuyor. Sizce sizin pencerenizden durum nasıl gözüküyor? Milli Eğitim Bakanı biraz uzaktan baksın Milli Eğitim'e. Tamam, bakmaya devam etsin. Biraz uzaktan bakarsa memleketimizin hayrına olur. Laiklik nedir sizin için? Nasıl laiklik? Allah'ın kula soracağı soruları sormamaktır. Bitti gitti. Herkes bırakmış kulun kula soracağı soruları. Aç mısın, tok musun, yalnız mısın, ne yiyorsun, ne içiyorsun? Herkes haşa, sümme haşa, Allah'ın kula soracağı soruları sormanın peşinde. Laiklik, Allah'ın kula soracağı soruları kulun kula sormamasıdır. Bak beni geliyorsun, bak beni geliyorsun. Siz bana ağacın dallarından bahsediyorsunuz, ben köküne karşı. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun zamandır seni görmemiştim. Çok mutlu oldum gerçekten. Çok gelmiyorum ödül töreni. Edel bak gelmeye ödül bile diyemiyorum. Çok gelmiyorum. Galalara da pek gelmiyorum. Geldiğin yere neşe katıyorsun ama. Yok bilmiyorum. Neşe de buluyorum. Neşe bulacağım yerlere gitmeye çalışıyorum. Neler yapıyorsun şu anda Müşte abi? Böyle tek kişilik gösterimiz var. İtiraz ediyorum. 5-6 yıldır hem Avrupa'da hem burada sahneledik. Şimdi yeni bir 80'ler hikayesi diye bu sefer trajikomik bir hikaye anlatıyoruz. Bu sefer tiyatro. Önceki stand-up mı tiyatro mu ortaya karışıktı. Bu sefer tiyatro ama komik, trajikomik. Herkes şunu çok merak ediyor. Mandıra filozofunun yenisi gelecek mi? Gelmeyecek. Çünkü şundan dolayı Rasim abi vefat etti biliyorsun. Oralar yandı. Gelse bile eski tadı olmaz Rasim abisiz. Oranın o doğal manzarası, ormanları olmadan. Büyük konuşmamak lazım ama bence gelmesi iyi olur. Tadım da bırakalım. Efendim, rol arkadaşlarınızdan bir tanesi Vural Çelik geçtiğimiz günlerde vefat etti. Onunla ilgili birçok spekülasyon döndü. Ne gibi? Yani yalnızlığıyla ilgili, yalnız bırakıldığıyla ilgili. Yok, o şimdi bir şey söyleyeyim. Ben Vural'ı 80'lerin yönetmeniydim. Biz 5 yılda bizim ekibimizdeydi ama ondan çok önce Levent Kırca'dan tanırım. 18-19 yaşındayken bizim Olacak O Kadar ekibindeydi. Ben de yazarlarından biriydim. Vural normalde mesela herkes kamera önünden tanıyor. Çok komiktir. Kamera arkasında da komiktir. Düz bir lafı yoktur. Yani manavdan alışveriş eten falan öyle bir şeydi. Bir taraftan da biraz çocuk bir arkadaşımızdı. Biz onu öyle görüyorduk. Son dönemlerde kendi iddiası yalnızlığından yakınıyordu. Yok, o bak işte onu söylüyorum. Bizde kesinlikle yani affedersiniz bilmem ne gibi parası da olsa parasızlıkla ilgili espri yapar. Herkes onu hayranken işte onlar, on binler, yüz binler, milyonlar o yalnızlık esprisi yapar. Ben öyle hissediyorum. Yani onların o paylaştığı şeyleri kastediyorsanız onların bence %99'u espriydi. Öyle bir insandı. Tanımayanı ya bir kere hadi diyelim ki camiayı yalnız bıraktı. Annesi ve kız kardeşi var. Onlarla oturabilirdi. Yok. Yıllardır onlardan ayrı tek başına o yalnızlık. Bu tercihiydi onun. Tercihiydi canım. O yaptığı şeyler fakirlik esprileri, efendim yalnızlık esprileri de ya öyleydi. Bak düşünüyorum mesela. Tek bir düz cümlesini hatırlamıyorum. Mutlaka şaka yapar, espri yapar. İnanın sadece bize değil. Diyorum ya poğaçacıdan poğaça alacak. Şakayla, espriyle bir öyle bir insandı. Çok tabii ki çok erken kaybettik. Çok üzüldük ama şimdi aradan zaman geç acı atlatılınca mesela dönüyorum bakıyorum. Ya abi her anı komik gülerek anacağız. Gülerek anacağız, gülümseyerek. Meslektaşınız Halil Ergün bombanın pimini çekti attı ortaya. Yani hiç inan bak bir şey söyleyeceğim. Hani kıvırma falan değil. Takibi benim bir senedir evimde televizyon yok. Şey var internetten bazı şeyler internet. Ama inanın evimde televizyon yok bir senedir. Bir şeyler olursa internetten bakıyorum. Ama bilmiyorum şimdi neyi kastettiğinizi şimdi hiç bilmiyorum. Şunu söyleyeyim siz o zaman genç oyuncuların özellikle genç yönlerin bölüm başı 3,5-4 milyon almasını doğru buluyor musunuz? Haftalık. Abi neye göre? Kime göre? Bir ömre böl. Anladın mı? Belki 3,5 milyon aldı. Dizi ikinci bölümde kalktı. Tamam mı? Bir ömre böl. Bir bankada çalışan bir kardeşimizle aynı şey. Ya neye göre kime göre arkadaşlar?
Anlatabiliyor muyum? Yani böyle şeyler yapılıyor. Kimi kastedildiğini de bilmiyorum ama genel mantığım bu. Almış olabilir. Ben duymadım ha. Ama alsa bile ikinci haftada kalktı. Ne olacak? Ömrünü vermiş. Çalışmış, çabalamış. Bir daha iş bulamamış. O açken, işsizken kim haber? Şimdi mesela Vural'la ilgili sordunuz. Hani yalnız mıydı? Vural öldükten sonra yalnız mıydı? Vural yaşarken çok özür dilerim. Siz dahil kaç kişi sordu? Vural, hayır. Şahsınızı kastetmedim tabii ki. Şahsınızı kastetmiyorum. Ama yani ya madem öyle abi, uzunca zamandır da evet şu o anlamda işsiz kaldı. Ama ona cep alınması ile ilgili falan değil. Ama dublaj yapıyordu. Çoğu kişi bilmez. Pek çok markanın reklam sesiydi falan filan. Ama mesela bizim meslekte böyle bir şey var. Ben 2018'den beri, 2018, 24'te miyiz? Son filmim 2017'de 80'leri yönettim. 7 yıldır yokum. 7 yıldır bu adam ne yiyor, ne içiyor. Velev ki diyelim ki aldım iş... Ben bir arada bile görmedim de, hatta duymadım, sizden duydum, böyle bir cümle içinde ilk defa duyuyorum. Velev ki aldık 7 yıl böyle abi, asgari ücretten daha az. Şimdi tabii ki Halil Bey ustamız, pirimiz, ona karşı değil ama genel böyle bir şey var. Abi bir bölelim, kime göre, neye göre çok bunlar. Son soru bir şey soracağım. Memleketle ilgili bir soru. Bunlar ne ya? Magazin burada. Tamam ha. Efendim. Son soru. Türkiye şu anda Milli Eğitim Bakanı'nın laiklikle ilgili sözlerini konuşuyor. İlla ki görmüşsünüzdür. Sizce sizin pencerenizden durum nasıl gözüküyor? Milli Eğitim Bakanı biraz uzaktan baksın Milli Eğitim'e. Tamam, bakmaya devam etsin. Biraz uzaktan bakarsa memleketimizin hayrını olur. O kadar değil. Laiklik nedir sizin için? Nasıl? Laiklik? Allah'ın kula soracağı soruları sormamaktır. Bitti gitti. Herkes bırakmış kulun kula soracağı soruları. Aç mısın, tok musun, yalnız mısın, ne yiyorsun, ne içiyorsun? Herkes haşa, sümme haşa, Allah'ın kula soracağı soruları sormanın peşinde. Laiklik, Allah'ın kula soracağı soruları kulun kula sormamasıdır kardeşim. Sen şimdi sanatçısın, toplumun... Bak beni geliyorsun. Sanatçı toplumun aynasıdır. Bir de çok... Ya benim ayna, benimki güldüren aynalar. Biz biraz dev aynalar derler. Ama gülemiyoruz. Özellikle bu yeni doğan bebek sen çetesini... Sen bana benim ağzımdan bir şey... Yani biliyorum. Gerçekten sanatçı toplumun aynasıdır. Ve ben sizi gerçekten bir ayna olarak görüyorum. Yani yaşamınızda yaşam... Ben diyorum ama bizimki mizah aynadır dediğiniz doğrudur. Bizimkisi lunaparklarda olurdu. Mizah güldüren aynalardır. Biraz abartırız ederiz ama özü... Söylediğimiz şeyin özü doğrudur ama bizimki güldüren aynalar. Şimdi bugün yeni doğan bebek çetesinin ilk davası, ilk celsesi görüldü. Ama bak bu çok acı. Evet. Bak abi bir şey söyleyeyim. Bak tek tek sormaya gerek yok. Sadece ülkemizde değil biliyorsun. Bütün filmlerimde de bütün fırsat buldukça tatlı tatlı anlatmaya çalışıyorum. Tek tek sormaya gerek yok. Ben bu sisteme kökünden karşıyım. Sadece Türkiye'de değil, dünyada kökünden karşıyım. O yüzden bana tek tek bir şey sormaya gerek yok. Daha ne diyeyim? Kaçmıyorum, etmiyorum. Kökünden karşıyım. Siz bana ağacın dallarından bahsediyorsunuz. Ben köküne karşıyım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah, eyvallah.